Hayırlı günler. Bugün pansiyona gelen ödeneği nasıl aktarırız? Onunla ilgili bilgi vermeye çalışacağız. Veri giriş görevlisi ya da gerçekleştirmesi görevi üzerinden harcama yönetimi, harcamalar ve yeni harcama diyoruz. Ödeme kaynağını ve alt türünü seçiyoruz. İşin adını yazıyoruz. Ben kolaylık olması için tarih ve hane halkı transferini yazıyorum. Buna bütçeleştirme diyenler var, muhasebeleştirme diyen arkadaşlar var ama benim kolayıma tarih yazmak geliyor. Harcama türü transfer harcaması, alt türü hane halkına yapılan orta öğretim, din öğretimine yönelik eğitim, öğretim hizmetleri, tekrardan din öğretimi. Benim pansiyonum din öğretimine bağlı olduğu için ben burada din öğretimini seçtim. Siz de kendi pansiyonunuzun bağlı olduğu genel müdürlüğe göre burayı değiştirirsiniz. Bütçe tertibi. Bütün pansiyonlara gelen ödenekler 5-4 ile biter. Yine pansiyona gelen, bütçeden gelen dilim 420'li koddan gelir. Arkadaşlar buna dikkat edelim. Burada 71 din öğretiminin kodu bu bütçe tertibinde bu sayıların çoğu aynıdır ama buradaki 37 ve 71 değişebilir. Din öğretiminin buradaki kodu 71. Ödeneğimi sorguluyorum. Diğer sayfaya geçiyoruz. Buraya son defa bakıyorum. Ödeme emri oluşturma bölümüne geçiyoruz. Transfer harcaması. Bu ihale kanuna tabi olmayan bir harcama. Ödeme yöntemi yurt dışı hesabına ödeme. Hayır. Kaydet. Burada arkadaşlar yukarıyı değiştiriyoruz. Harcama alt türünü hane halkı ve işletmeleri yapılan. Burada okulunuzun vergi numarasını giriyorsunuz. Ve bu işlemde kullanacağınız bankanın IBAN'ını seçiyorsunuz. Alt tür orta öğretim pansiyon hizmetleri ödeme kalemi türü arkadaşlar. Eğitim amaçlı diğer transferler. Burada yine benim kodum ortaya çıktı. Şimdi buradan iki tane kesinti yapacağız. Şuraya da ben bütçeye gelen parayı yazayım unutmadan. İkisini de arkadaşlar diğer kesinti türünden seçeceğiz. Birisi pansiyon %12'leri, birisi de okul pansiyonundan aktarım. Ben bu işe başlamadan hesap makinesini aldım. Pansiyona gelen paranın %88'i, %12'sini çıkardım. Not aldım. Şimdi ben buraya bunları aktarıyorum. Evet. Şimdi burası olması lazım arkadaşlar. Buradaki paranın %12'si havuza gidecek. Şuradaki paranın da %88'i size gelecek. Kaydediyorum. Burada doküman ekleyebilirsiniz. Ben şu anda eklemiyorum. Ödeme belgem çıktı. Ben bunu gerçekleştirme görevlisine göndereceğim. Gerçekleştirme görevlisi harcama yetkilisine gönderecek. Harcama yetkilisi en son arkadaşlar muhasebeye gönderecek. Ondan sonra çıktı alıp ek yaparak mal müdürlüğüne ya da maliyeye verebilirsiniz.